Evet. Esselamu Aleyküm değerli arkadaşlar. Aslında bugünlerde pek konuşmak da istemiyor canım ama hem gündem oluşuyor. Gündem oluşurken de tabii bu gündemle ilgili bize de soru geliyor. Şimdi nefesimi toplamaya çalışıyorum. İslam dini nüzulünden bu yana çok saldırı altında olmuştur ve halen de devam ediyor. Bilen de bilmeyen de sırf inanmadığı için, yani kendi inancı olmadığı için eline geçen kıytırık bilgilerle İslam'a saldıranlar ve onun peygamberine saldıranlar ne yazık ki revaçtalar. Revaçtalar, yani adamlar iki kelime ediyorlar. Bakıyorsun on binlerce kişi tıklama yapmış, izlemiş, bilmem ne etmişler. Hassas bir konu olduğu için de tabii biraz da o sebeple oluyor bu olay. Ne yazık ki Müslümanlar da bunu yapıyorlar. Tabii Müslümanların şu andaki imanı ne derecede, o da ayrı bir tartışma konusu olur. Şimdi daima tema dediğiniz kişiyi ben dinledim. Sorduğunuz kişiyi. Dinledim. Zaten bu programın adına da adından bahsetmeyeceğim. Yani başlık olarak yazmayacağım adını. Onun adının üzerinden efendim tıklama artırıyor falan gibi düşünceleri de sevmiyorum. Şimdi daima temayı bana yorumla diyorsun. Yorumlayayım. Genç bir arkadaşımız, genç bir adam. Biraz felsefi yapıya sahip, düşünen biri yani. Ve bilgiye de ulaşıyor ve bilgi birikimine de sahip. Kısa konuşuyorum çünkü konuşur halim yok aslında. Bence değerli biri yani. Tabii ki bunu yaparken de cahili olduğu konulara da giriyor, gerek kasıtlı olarak giriyor, gerekse bilgiçlik taslamaya giriyor. Onu da ayrı bir kategoriye almak lazım. Çünkü kimsenin kalbini yarıp niyetini bilemeyiz. Böyle bir iddiamız yok bizim. Ama misal geçen bir konuşmasında işte İslam dini geldi, Mekkelilerin geçmişini kötüledi diyor. Şimdi bu arkadaşımız daha tecrübe sahibi değil herhalde. Her sistem geldiğinde bir önceki sistemi yok etmeye çabalar. Kemalistler de, kendisi de Kemalist olduğu için özellikle söylüyorum. Kemalistler de 600 yıllık Osmanlı'yı yok saymadılar mı? Kötülemediler mi? Her şeyiyle kötülediler hem de. Kaldı ki peygamberin huzurunda, Mekke'nin geçmişinde öyle ellerinde devasa kütüphaneler olan bir halk değil yani Mekke halkı. Ve kaldı ki peygamber ya da Kur'an-ı Kerim'de Mekkelilerin her konusu kötülenmiyor. Bu konuyu o vatandaşımız iyi araştırsa anlar. Ama araştırmıyor işte, dediğim gibi iki sebeptendir. Birisi doğrudan İslam'a saldırmak için bahane arıyor ya da o konunun cahili olduğunun farkında değil. Bir de yine aynı daimet tema dediğiniz çocuk, da bize göre çocuk, genç. Sürekli olarak sufizm kaynaklı bilgileri kullanıyor, rivayetleri kullanıyor. Yani Kur'an'a nedense yaklaşmıyor ya da bilmiyor. Benim ona tavsiyem, o zekasını önce Kur'an'ı doğru anlamaya, doğru düzgün anlamaya yönlendirmesi gerekir. Geçenlerde şeriatla ilgili bir tartışma, tam bir parça göndermişim ona. Tamam, onu izledim. Az önce dediğim gibi
Bu kardeşimiz ne yazık ki tasavvuf literatüründeki tasavvufçuların ileri sürdüğü bir takım keramet masallarını ve bu kerametleri ispat etmek için uydurdukları rivayet masallarını destek alıyor. Veya örnek alıyor. Veya dini öyle tanımlamaya çalışıyor. Hayır, İslam dinini tanımlamak istiyorsan kardeşim önce Kur'an-ı Kerim. Bu dinin tek bir kaynağı vardır. Bu Kur'an-ı Kerim'dir. Bin küsur seneden beri İslam dünyasında oluşan fitneyi dini kötülemek için malzeme yapmayın. Bu yanlış olur. Bu yakışmaz da. Bakın ben Kemalist değilim ve Kemalistlerle hiç aram yok. Fakat şimdi onu dinleteceğim size söylediği sözleri. Daha sonra da yine başka bir Kemalist'in ağzından onun yalanını anlatacağım. Bir saniye bekleyin. Şu ses tonunu bir ayarlayayım. Çünkü onların sesi çok, benimki az. Bu yüzden benimkini artırıyorum. Ama onları açacağım için biraz kısmam lazım. Üst katları harekete geçirmemek için. Altı yaşında kızını gidip de tarikat içindeki 50 yaşında dayılara veren insanlar görüyoruz ve bunları da aşağılıyoruz. Ya böyle ilim olur mu? Böyle insanlık olur mu? Ahlak olur mu diye. Bunu da peygamberin de 6 yaşında bir kızla evlenmiş olmasına bağlıyorlar. Çünkü sünnet sayan bile var. Şeriat devletinde mesela 6 yaşında bir kızla evlenmek istesem evlenebiliyorum eğer Müslüman olsam. Evet. İslam ufacık kızlara saldırıyor bu durumda. Bak ayrıntılarda gizli olan şey nedir? Şeytandır değil mi? Çok malum bir laf yani. Ben bunu görüyorum baktığımda. Biraz daha büyüyünce 9 yaşında ergenliğe bile girmemiş bir kızla ilişkiye girmiş. Adet döneminden sonraki zamanların sayıldığı vesaire diye söyleniyor. Bu hiçbir kaynakta geçmiyor biliyor musun? Evet. Şimdi Esma ile şimdi şeye geçelim. Dediğim gibi rivayetler, uydurulmuş rivayetlerin üzerinden İslam diye hitap ediyor. Yani İslam böyle cevaz veriyor diyor. Diğer kardeşimiz de nedense bocalıyor. Herhalde da yeterli bilgiye sahip değil. Şimdi aziz kardeşim, Hazreti Ayşe'nin en sağlam kaynaklar, ki bunlar akademik kaynaklar, onu söyleyeyim önce. Akademisyenlerin, yani uydurukçuların, rivayetçilerin, kerametçilerin kaynağı değil. Onların kaynağı ile ilgili, onların bu dine soktukları yalanlarla ilgili ben 10 senedir mücadele ediyorum. Ya ben gayrimüslimle mücadele etmiyorum. Daimi tema inanmayabilir, bu gayet normal. Benim 80'li yıllardaki halim gibi. İnsan inancında çelişkiye düşer mi? Ben halbuki ne? Anam Müslüman, üstelik hoca olan ve evimizde Arapça Kur'an-ı Kerim okunan bir yerde büyüdüm. Ben de Arapça Kur'an-ı Kerim okurum. Ama ben daha sonra Allah'ın varlığıyla ilgili çelişkiye düştüm. Ancak bunu hep içime attım. Niye? Çünkü içinde bulunduğum cemaat Müslüman. Bu sebeple ben bunu içimden verdim savaşını. Ve nitekim 70-81'de 82'de Ruhların Parmaklarını yazmaya başladım ve o kitabın içeriği benim kafa yapım işte o dönemki. Tamam da Daimi Tema inanmayabilir, ben buna bir şey demem. O kendinin sorunu. Ama inanmadığı bir dini eleştireceksen objektif olacaksın. İyi besleyeceksin zihnini. Tarafsız bakacaksın. Burada tamamen sufizmin tarafından yer alıp İslam dinini bu bakış açısıyla ya da ateist bir felsefeyle kötülemek yakışmaz. Kur'an'ı açacaksın, Kur'an'ı eleştir, görelim. Görelim, oraya eleştireceksin. Bu dinin kaynağını eleştireceksin. Yapraklarını falan değil. Evet, şimdi Yaşar Nuri Öztürk, tam bir Kemalist. Ama benim çok değer verdiğim bir insan. Şimdi onu dinleyelim, bakalım o ne diyor.
Hazreti Ayşe arasında 10 yaş var. Şimdi bakın. Ebu Bekir'in ilk eşinden doğmadır Esma. Ayşe'den 10 yaş büyük. Bu Esma Hicri 73 yılında öldü. Burada tartışma yok. Öldüğü gün 100 yaşındaydı. Burada da tartışma yok. Bu bilgileri değerlendirdiğimizde Hazreti Ayşe'nin doğum tarihini hesaplamak kolaylaşır ve netleşir. Hicretin 73. senesinde 100 yaşında vefat eden Esma'nın hicret yılında 27 yaşında olması gerekiyor. Matematik gerçekler. Esma, Ayşe'den 10 yaş büyük olduğu için Ayşe'nin de Mekke'den Medine'ye hicret yılında 17 yaşında olması icap eder. Hicretten bir süre sonra nikah ve izdivaç gerçekleştiğine göre Hazreti Ayşe asgari 18 yaşında. Başka bir yıl kanıt var, onlara girersek tabi bu çok uzar gider. Binaenaleyh ben bizim Müslüman dindaşlarımızdan ricam şudur, tabi ilim erbabından da bu meseleyi bir daha gözden geçirsinler. Artık ulu orta Hazreti Ayşe peygamberimizle işte 9 yaşında evlendi. Bir de İslam'ı sevmeyen ve bunu diline dolayanların da vicdanına hitap etmek istiyor. Bu da kırmaya sığınmasınlar. Bu tarihi bir yalandır. Tarihi gerçek şurada belgelerini ortaya koyduğumuzdur. Evet. O değerli kardeşimiz daima temaya da Yaşar Nuri Öztürk'ün cümlesini söylüyorum. İslam'dan hoşlanmayabilirsiniz. Ama vicdanınız varsa bunu yalancıların ağzıyla değil, gerçekler üzerinden eleştireceksiniz. İşte bir kaynak daha vereyim. Bu da Kemalist. Hani ben Kemalist değilim ya. Öyle diye söylüyorlar ya. Öyleyim zaten de. Bu da İsrafil Balcı. Profesör Doktor İsrafil Balcı ve bu konuda çok sayıda eser yazmış bir akademisyen. Ne diyor bakalım? Yaşının büyük olduğu veya küçük olduğuyla ilgili benim burada bir video sınırları içerisinde size anlatacağım temel kriterlerden birisi ablası Esma ile yaş meselesidir. Ondan sonra da bu yaşı büyütme ile ilgili iddiaların ne derece içinin boş olduğunu anlatacağım ama en önemli kriterlerden birisi ablası Esma ile arasındaki yaş farkıdır. Ve aynı zamanda Esma'nın vefat tarihidir. Yani doğum tarihleri pek bilinmiyor. Yalnız yaş farkları ve vefat tarihleri net olarak bilinebiliyor. Buradan geriye doğru gelince somut kriterler elde edebiliyoruz. Bunlardan birisi şu. Esma Ayşe'den 10 yaş büyüktür. Bu birçok rivayette zikredilen bir bilgidir. Keza aynı zamanda Esma'nın 100 yaşındayken 692 yılında yani hicretin 73. yılında vefat ettiği bilgisi de yine kaynaklarda yer alan bilgidir. Ha, bazı rivayetlerde 90 küsur yaşı da söylenmiş ama en az ihtimalle 90 küsur yaşından fazla yani 100 yaşında olduğu, çok fazla uzun ömürlü olduğu rivayet edilir. Vefat tarihi konusunda da bir tereddüt yoktur. 692 Hicri 73. yıla tekabül ediyor. Şimdi 692 veya 73 100 yaşı bakınız bize nasıl bir kriter sunuyor. Aynı rivayetler arasında Esma doğduğu zaman babasının 21 yaşında olduğu yani Ebu Bekir'in 21 yaşında olduğu bilgisi de aktarılmış. Keza kendisinin yani Esma'nın hicretten 20 önce 27 yaşında olduğuna dair de bir bilgi var elimizde. Şimdi Hazreti Ayşe'den ablası 10 yaş büyük olduğuna göre Ayşe doğduğu zaman babası 31 yaşında demek ki. Bunu anlıyoruz. Ayşe bu sefer ne olur? Ablası Esma'dan küçük olduğuna göre hicretten 27 yaşında olduğuna göre Esma Ayşe de hicretten önce 17 yaşında olur. Evet. Fazla dinlemeye gerek yok. Zaten bunlar akademik araştırmalar sonucu elde edilen net bilgiler. Tasavvufçuların uydurduğu yalanlar kendi çıkarları, kendi menfaatleri adına uydurdukları yalanlardır. Bunu ben Hazreti Ayşe ile ilgili bir kitapçık yazmıştım yıllar önce. Bu konuda Çarşamba cemaatinden bazı hocalara da gösterdim o dönemde. Yani o dönemde dediğim 2006. 2006 bundan
işte herhalde 17-18 sene önce Hazreti Ayşe Medine Mücevveri diye bir kitapçık, yani 90-100 sayfa civarında, yayın evi de bunu istemişti benden, o dönemde yazmıştım. Ve ben o dönemde 16 yaş olarak tespit etmiştim. Açık söyleyeyim ki yani Sayın İsrafil Balcı'yı da dinlememiştim o sırada. Yaşar Nuri Öztürk'ü de rahmetli dinlememiştim. Bu konuda da tam bir bilgiye sahip değildim ama nedense içimden 16-17 yaş gelmişti. İçimden geldi. Açık söylüyorum, o dönemde benim bu siyer kaynaklarıyla fazla bir ilgim de yoktu. Ben daha çok yakın tarihle ilgili roman yazıyordum ki yayın evinin isteği üzerine, gerçeklere dayanarak. Efendim, buna rağmen ben yani içimden gelmedi. Neden de o sırada şu ayet dikkatimi çekti. Yani rüşt çağına gelmeden çocukların evlenmemesi gerektiği. Rüşt çağı da bugün için yani resmi kurumlarda devletler 18 yaş olarak belirlerler rüşt yaşını. Hani bu eşyayı tanıma, paranın kıymetini bilme, aile kurabilme gibi yeteneklerin gelişmesi, yani bilincin gelişmesiyle ilgili, sorumluluğun gelişmesiyle ilgili bir yaş oranıdır. Hani ben 16 yaş diye yazmışım kitabıma. Bak, bunu da rastgele bir kafayla yazmadım. Böyle bu düşüncelerden mi yorumladım? Ha, o sırada 9 yaşında Hazreti Ayşe evlendi diye bilgi yok mu? Var tabii, ben biliyorum. Yıllardır söyleniyor. Hazreti Ayşe işte 9 yaşında peygamberle evlendi. Garibime gidiyordu. Çünkü peygamber 50 küsur yaşında o sırada. Ya bir peygamber nasıl olur da 9 yaşında kızı alır diye Hafsalam da kabul etmiyordu zaten. Tamam, şimdi şöyle 18 yaşında kızından evlenir. Bugün de evleniyor 50 yaşında adam 18 yaşında kızından. Rüştüne ermiş bir kız yaşı küçük değildir. Hani kişiye göre yaşı küçüktür. Evliliğe göre küçük değil. Yani adamın yaşı 50 olur, kızın yaşı 18 olur. Ya kız küçükmüş diyebilirsin. Bu ayrı bir bakış açısı. Erkeğe kıyasla yaşını küçük görmek ayrı. Fakat evliliğe o kıyasla yaşını doğru anlamak ayrı bir konu. Yani 18, 19, 20 yaşında bir genç hanımla uyum sağlayabildikten sonra 50 yaşında adamla evlenir. Burada bir sorun yok. Ama 9 yaşında, daha çocuk, bunu kabul etmek mümkün mü? Hayır. E tabii ki şimdi daimi tema da bunu kabul etmiyor ama yalancıların ağzıyla İslam'a saldırıyor. Sıkıntı burada. Şimdi o kardeşimize diyorum ki madem yorumculuk yapıyorsun, tabii ki güzel bir şey, yap ama doğru bilgiye ulaş. Doğru perspektiften bak. Doğru açıdan yorum yap. Yani İslam'a sokulmuş yalanları doğru bir bilgiymiş gibi İslam'a mal edip onun üzerinden konuşmanın bir anlamı yok. Az önce Yaşar Nuri rahmetlinin dediği gibi, yani İslam'ı sevmeyebilirsiniz ama vicdanınızı kaybetmemek şartıyla sevmeyin. Yani dürüstlük Müslüman olmaya bağlı değil. Dürüstlük fıtratidir. Bu Daimit kardeşimizin ben birkaç videosunu izledim. Yani izledim ama güzel yorumları da var. Doğru tespitleri de var. Mesela bir cümlesi çok hoşuma gitti. Müslümana sesleniyor. Diyor ki ya anlamadığınız bir kitabı niye imal ediyorsunuz? Doğrudur. Anlamadığın bir kitaba niye imal ediyorsun? Çünkü Müslüman kitap okumuyor ya. Tamam, doğru bir noktadan yakalamışsın, eleştiriyorsun. Bu çok güzel bir şey. Bunu biz de yapıyoruz zaten. Hani komünizmi eleştireceksen komünizmi öğreneceksin önce. Bilmediğin bir şeyi nasıl eleştiriyorsun oturup? Onun için bu kardeşimizin tutuklanmasıyla ilgili sorduğun soruya gelince, düşünceme, ben tutuklanmaya falan karşı biriyim. Yani fikirle, düşünceyle ilgili konularda insanların tutuklanması yanlış.
yanlış. Yalnız tabii ki yorumcular da karşı taraftaki insanların inancına saygılı olarak konuşması lazım. Bu da yorumcunun görevi yani. İnsanları tahrik ederek insanların inançlarına, bakın ben bundan yıllar önce biraz amacını aşan bir iki kelime söyledim Mustafa Kemal'le ilgili, kıyamet koparttılar. Söylediğimin hepsinin arkasındayım ama bazı cümleler amacının dışında. Ha, ben Mustafa Kemal'in şahsıyla ilgili de bir hakaretim yok, onu söyleyeyim. İdeolojisiyle ilgili yorumum sert oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani şahsıyla ilgili bir şeyim yok, hakaretim olmadı. Olmaz da. Çünkü ölmüş bir insanın şahsıyla ilgili konuşacak bir şey yok. Bitmiştir o iş. Ama geriye bir şey bırakmışsa, o bıraktığı şey insanlara etkiliyorsa, insanlara zarar veriyorsa, işte Cumhuriyet'e zarar verdiği gibi. Şimdi o konuda da Diamond'ın efendim Cumhuriyet'le ilgili görüşlerine eleştirebilirim ama nefesim gitti iyice. Ama iki cümleyle söyleyeyim. Cumhuriyet Arapça kökenli bir kelimedir. Cem olmaktan, bir arada yaşamaktan gelir. Anayasanın birinci maddesinde Cumhuriyet'in nitelikleri sayılırken içine Kemalizmi koymak bile dünyanın en basit, en iğrenç efendim hilkat galebesi bir hukuk anlayışıdır. Cumhuriyet'in içinde bir tek ilke olur. O da insan haklarıdır. Bu coğrafyada yaşayan insanlar Hristiyan olabilir, Mecusi olabilir, efendim Yahudi olabilir, dinsiz olabilir ama hepsi cem halinde bir arada Cumhuriyet'in çatısı altında hayatlarını sürdüreceklerdir. O zaman burada bir tek madde yer alması lazım. Salt insan hakları. Kemalizm, laiklik, bilmem ne, böyle Cumhuriyet'in içini kendi inançlarınıza göre doldurup sonra da buna tepki veren Müslümana sen Cumhuriyet karşıtısın denmez. Ben Cumhuriyetçiyim. Ama bu anayasanın içinde yer alan benim efendim nitelikler diyerek saydıklarınıza karşıyım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, bu topraklarda yaşayan insanlar, şimdi o şeriat tartışmasında ateşe tapanlar Anadolu Osmanlı coğrafyasında var mı diyor. Arkadaşa söyleyelim, onlar yazsınlar, yazsan Google'a, Google'a yazarsan ateşe tapanların, şeytana tapanların Osmanlı topraklarında yaşadıklarını görürsün. Ya, kısır bilgilerle olayları yorumlarsanız işte böyle yarım yamalak olur. Evet, değerli arkadaşım, bu sefer uzun bir video oldu herhalde. Allah'a emanetsiniz.